çıkarken, yola çıkarken bir şey demiştim. Eğer beni benden isterse öper başıma korun, çalışırım demiştim. Şimdi görüyorum ki, bu kalabalıktan görüyorum ki benden beni istiyor. Yola devam, yola devam. Sayın Belde Başkanım, Belde Teşkilatım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli Belde halkımız, bu geceki proje tanıtım programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Bu akşam biraz üşüyeceğiz. Programımız biraz uzun sürecek. Sizi de çok fazla sıkmak istemiyoruz ama yavaş yavaş başlayalım. Çok değerli Belde halkım, konuşmalarıma başlamadan, projelerimize geçmeden önce en başından söylediğim gibi biz diyoruz ki belediyecilik ekip işidir. Belediyecilik hizmet işidir diyor ve bu hizmetleri hep birlikte yapacağımız ekibimizi, belediye meclis üyelerimizi ve il genel meclis üyesi adayımız Karan Ahmet abimizi siz değerli Belde halkımızın huzurlarına davet ediyorum. Buyurun. Projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Ayrıntılarını sizlere anlatacağız. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bakın günlerdir, belki aylardır ekibimizle birlikte bir yandan seçim çalışması yaparken bir yandan da ayakları yere basan projelere imza atmak için bunların üzerinde çalışıyoruz. Bakın öncelikle ben buradaki Encuman Bey arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşları görüp de şiir yazılmaz mı? Bizim çalışmamız 30 Mart'a kadar olmayacak. Asıl 30 Mart'tan sonra başlayacak. Herkes bunu böyle bilsin. Biz sizinle gurur duyuyoruz.
Barış. Evet, çok değerli belge halkımızın güzel insanları. Bizim anlayışımız bu, bizim anlayışımız ekip olmaktır. İşte bu anlayışla, bu duygularla, bu düşüncelerle tutunduk biz bu sevdaya. Bizim derdimiz hizmet. Bizim derdimiz ekibimizle sizlere hizmetkar olmak. Hizmetkar. Biz önceki konuşmalarımızda şunu demiştik: hısım olduğumuz için değil, akraba olduğumuz için değil, size hizmet etmek için o istiyoruz demiştik. Size biz dilenci değil, hizmetkar olmak istiyoruz. Hizmetkar! Çok kıymetli belge halkımız, bazıları gibi aslı astarı olmayan, neydi belli olmayan dedikodularla, fitneyle, fesatla, karamala karalamaya çalışmak gibi bir derdimiz olmadı, olmayacak da. Böyle bir zihniyet içinde olanlar bu zamana kadar hiç kimseye hiçbir zaman bir şey kazandıramadığı gibi bundan sonra da kazandıramayacaktır. Sizler bunu zaten çok iyi biliyorsunuz, öyle değil mi? Evet. Evet, görüyorum. Görüyorum ki bir parça toz ve kir sizlerin oluşturduğu bu coşku seline karşı hiçbir şey yapamayacaktır. Bunu da böyle bilsinler. Bizim derdimiz terzi alan, başka derdimiz yok. Bakın, şimdi biraz önce videosunu izlediğiniz projelerimizin slide gösterisiyle birlikte tanıtıma geçiyoruz. Bu slide gösterisinin sonunda en son bir videomuz vardı. Belki fark etmişsinizdir. Orada şunu demiştik. Süredeki açılışımıza şunu demiştik: buraya Şelale Süley yapamazsak bir daha gidemem, aday olmayacağım diyordu. Sözümün arkasındayım. Eğer oraya Şelale Süley yapamazsak bir daha aday olmayacağım.